Çok ilginç bir olgu var hep dikkatimi çeken. Bazı sektörlerdeki çalışanlar diğer sektörlerden ortalama olarak daha memnunlar. Ve bu ortalama memnuniyet fazlalığının sebebi kazandıkları para, ya çalışma koşulları, kariyer fırsatları değil. Bir örnek vereyim. Eminim aranızda sık sık Starbucks'a gidenler vardır. Evet tabii Starbucks çalışanları da her zaman dünyanın en neşeli, mutlu, gülümseyen insanları diyemem. Orada da kötü örnekler var ama ortalamada Starbucks çalışanları genellikle mutlu insanlar olurlar. Hep dikkat ederim, aralarında şakalaşıyorlar. Müşteriye gayet güler yüzlüler, neşeliler, espriler yapılıyor. İlginç bir ortam. Oysa belli ki çalışma koşulları gayet ağır, bütün gün ayaktalar. Sonuçta maaşlarına olan sorunu tahmin etmiyorum. Ortalamaları mutlu gözüküyor. Buna karşı mesela zaman zaman iş yaptığım sigorta sektörüdeki çalışanların büyük bölümü mutsuz. Ya çok acayip. Bununla ilgili bir sürü araştırma da okudum şimdiye kadar. Sevmiyorlar işte. Starbucks'çılar seviyor gibi gözüküyor. Ya neden ya? Şimdi muhtemelen sigorta sektörü çalışan insanların çalışma koşulları Starbucks'çılara göre daha iyi. En azından işte ofislerine oturabiliyorlar. Muhtemelen maddi imkanlar daha dar toplu. Neden bu fark? Burada galiba işin anlamıyla ilgili bir sorun var. İşin anlamı demek, karşımızdakine ne kattığımızı görebiliyor olmamız demek. Starbucks örneğinde çalışanlar karşı tarafa bir keyif katıyorlar değil mi? Kahve bir keyif. O keyiften dolayı da orada keyifli diyaloglar olabiliyor. Ortalık mis gibi kahve kokuyor zaten, kendi içine bir keyif verici unsur. Ama daha önemlisi müşterinin üründen aldığı keyfi bizzat görebiliyorlar. Ve bununla tüketiciyle direkt temas kuruyorlar, sohbet ediyorlar. Bazen de o keyfi artıracak unsurları da katıyorlar ve bunun direkt olarak karşı tarafı yansımasını görebiliyorlar. Tekrar söylüyorum, her Starbucks her koşullu değil ama o büyüklüğüne karşı, yani binlerce mağazası var dünyada, ona karşı hala bunu büyük oranda başarıyor diye düşünüyorum. Sigortadaki sorun ne biliyor musun? Sigortadaki sorun ve diğer pek çok sektördeki sorun, firmanın çalışanları müşteriye ne kattıklarını görmüyorlar. Yani tabii ki sigortacının, sigorta şirketinin müşteriye kattığı şeyler çok daha büyük şeyler. Yani biri altı üstü kahve veriyor, öbürü sağlık sorunu yaşıyorsunuz, sizin hastane masraflarınızı karşılıyor. Allah korusun iş yeriniz yanıyor, gelip yenisini yapmanıza yardımcı oluyor. Arabanıza birisi gelip çarpıyor, arabanızın yepyeni olması için gerekli kaynağı sağlıyor. Yani kattığı değer devasa. Oysa sigorta şirketi çalışanı bu değerin farkında değil. Neden? Çünkü görmüyor müşteriyi. Arada ajanteler var, işte hizmet veren, ne bileyim araba çekme hizmetleri var. Bunun sonunda da pek çok sigortacı için müşteri bir poliçe numarasına dönüşmeye başlıyor. Ve yani yemin ediyorum, ben bunu bir sigorta firmasında gördüm. Mesela sigortanın çocuğu olmuş, onu hasar diye kaydediyorlar. Yani hasar olur mu ya bebek doğması, ama işte onun için hasar diye, çünkü onlara masraf çıkıyor. Çünkü karşısındaki bir insan değil, onun o bebekle yaşadığı duyguyu vesaireyi hissetmiyor. Bütün firmalara, burada tabii sigorta Starbucks örneğinden yola çıktım ama, çalışanlarınızın müşteriye sizin ne kattığınızı, çalışanın müşteriye ne kattığını çok hissettirin. Bunun için müşterilerle röportajlar yapın, onu içeri gelin, yansıtın, direkt müşteriyle iletişim kuracak kanalların sayısını artırın, müşteri hikayelerini içeri paylaşın. Ama ne yapın edin, her bir çalışanınızın müşterisine ne kattığını ona gösterin. Müşteri hizmetleri departmanları, çağrı merkezleri vesaireler inanılmaz zor çalışma ortamları olmakla beraber, bir eğitimci olarak söyleyeyim, oralarda çok eğleniyorum ben genelde, çünkü enteresan bir şekilde pozitif insanlar oluyor çoğu. Neden? Çünkü müşteriyle beraber de kattıkları faydayı biliyorlar. Hele bir de iyi bir şirketse, müşteriye fayda katmak konusunda imkanları yüksekse, yani silahları, araçları, gereçleri varsa daha da iyi oluyorlar. Buna karşı müşteriden uzaklaşmış, işte ofise kapanmış, müşteri teması sadece evraklara, yazılara, rakamlara dönmüş insanlar büyük oranda mutsuz oluyorlar. Çünkü hayattaki anlamı kaybediyorlar. Böyle iş yerlerine çok havalı işte var ya, işte yılın en iyi çalışılacak yeri, best place to work falan. Bunlar önemli, değerli şeyler ama bence esas yapmanız gereken şey, bir, şirketiniz gerçekten insan hayata ne katıyor ürünleriyle, hizmetleriyle, bunu bir netleştirmek. Sonra da çalışanlarınızın bunu hissetmesi için gerekli araçları ortaya koyuyor olmak. O zaman kendiliğinden memnun, yaptığı işi anlamlı bulduğu için memnun insanlarla karşılaşacaksınız. Ha, şey demiyorum ama maaşları falan da iyi verin de. Tek konu o değil, onu söylemeye çalışıyorum. Anlam her zaman önemli konulardan bir tanesi. Özellikle de belli bir seviyeye geçen insanlar için anlam arayışı çok daha kritik hale geliyor. Anlamın da en iyi bulu yolu, anlamı bulmanın en iyi yolu da karşı tarafa ne kattığınızın şeffaflaşıyor olması. Evet, bugün konumuz buydu. Görüşmek üzere, sevgiler.